Merhabalar, Raket Servisi'ne hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, Amerika Açık'ı biraz geç de olsa kapatıyoruz. Biz. Şampiyonları konuşacağız. Yarı finalistleri konuşacağız. Çünkü en son çeyrek finalde bir yayın yapmıştık. Canlı yayın yapmıştık bu sefer. Bir kapanış yayını olacak. Ee, bir bakalım turnuvada neler yaşanmış. Bir özet. Şampiyonları kutlayacağız tabii. Ee, Amerika Açık tarihinin en çok seyircili turnuvası olmuş birçok etkisi var tabii. hepsine teker teker geliriz ama istersen Anıl şampiyonlarla bir başlayalım bir başlayalım Her değil de mi de yani? senin de arkanda olan Carlos Alcaraz gencimiz Kasper Ruud'u finalde geçerek şampiyon oldu kadınlarda da Iga Swiatek senenin ikinci Grand Slam'ını toplamda da üçüncü Grand Slam'ini finalde Ons Jabeur'ü yenerek kazandı nereyle, nereyle başlamak istersin Iga mı diyelim, Carlos mu diyelim? Bence Iga diyelim, Ons diyelim. Çünkü orada sadece bir şampiyon değil, bir final hikayesi var bence. Iga için özellikle galibiyet serisi sonlandıktan sonra inişli çıkışlı maçları oldu ve bu turnuvada da zorlandığı, set kaybettiği zamanlar oldu. Ama ne kadar büyük bir winner olduğunu maç içerisinde yükselerek kazanmayı başardığında yani kötü başlayıp maçları çok iyi bitirerek müthiş bir mental güce sahip olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Öbür taraftan karşısında Ons Jabeur bana sorarsam böyle gelmiş geçmiş en ilham verici tenis hikayelerinden birini yaşıyor. Çünkü yani bulunduğu coğrafyadan bir kadın olarak bu kadar adanmışlık, bu kadar üst seviye ve bu sürekliliği olan yani bir hafta, bir ay gibi değil yani tamamen tenisle ve işte bu tenis dünyasıyla kafayı kırmış bir şekilde o coğrafyadan çıkıp böyle bir adanmışlık bence e, çok çok özel bir hikaye. Eğer Tunus'ta doğmayıp başka bir yerde doğsaydı muhtemelen bu geç yaşte değil bundan 5-6 sene önce de e, adını duyuracaktı. O yüzden bence çok anlamlı bir finaldi. Çünkü öbür taraftan karakterler olarak da çok farklılar. Iga zaten bunu sonrasında da söyledi. Ben çok içime kapanık bir insanım. Ons ise sürekli şakalar yapan, neşeli, dışa dönük bir insan. O yüzden onun etrafında da kendimi çok rahat hissediyorum gibi açıklamalar da yaptı. Yani burada doğacak bir rekabetin de ileride kadın tenisine bence etkisi çok olumlu olacaktır, çok keyifli olacaktır. Ama tabii ki İgay'ın özelinde söyleyecek olursak yani e, bu galibiyet serisi bittikten sonra da çok iyi maçlar oynamıştı kaybetse de, ama inanılmaz bir momentum yine yakaladı ve şu anda şimdiden e, tekrardan kritik bir dominasyon eşiğine geliyor. Zira 6-0'lar 6-1'ler bu turnuvada da yine gelmeye devam etti. Bu turnuva bence hikayesi çok farklıydı ama ben orada e, farklı bir noktadayım. Hani biraz daha senin daha önce söylediğin şampiyonluğunu ön plana çıkartan... oyunun değil de e, karakterinin biraz kazandırdığı bir turnuva oldu. Evet, senin mental seviyen. Yani sene hiç böyle değildi. Hatta bence kaybederken de çok iyi maçlar oynamadı. Korne'ye karşı, e, evet. Garcia'ya karşı yazın, Madison Keys'e karşı, e, toplardan yakınıyordu e, Amerika serpikor sezonuna başladığında. Ona alıştı. Ee, ama bunu istatistikler de doğruluyor zaten. Şöntek 7 maçının yedisinde de... ...Winner'dan çok basit hata yapmış. Yani bütün maçlarında... E, ...böyle böyle kazandı. E, burada tabii e, karakteriyle alakalı... ...önemli. Yani orada hiç bırakmaması... ...çok kritik. E, oyun olarak bir şeyi söyleyebilirim. Hani IGA tarafında, Şöntek tarafında... ...ikinci servislerini hep konuşuyorduk. İnsanlar oraya saldırıyorlar. Oradan çok evet. maç kaybetti diye. E, bu turnuva gayet iyiydi. Hani... %35'in altına düştü mü maç kaybetmeler başlıyor demiştik. E, neredeyse 45'in altına düşmemiş turnuva boyunca tek bir maç hariç. Sabalenka maçı içler acısı %20'lerde ikinci servis kazanma oranı. Ama Sabalenka'nın kendisinin de öyle kötü. E, çünkü Shvet biraz bunu yaptı rakiplere. Hani siz benim ikinci servisine saldırırsanız alın ben de sizinkine saldırıyorum. Finalde de biraz bunu gördük bence. Karşı. Çok fazla spin, çok çok yani o swing'i e, çok iyi yapıyordu. Yani ka geriden karşıladığı toplarda da çok yüksek swing ile çok spin verdiği için çok boğdu böyle rakiplerine öyle geldi. E, Jabber tarafında tabii dediğin her şeye e, katılıyorum. E, onun için çok büyük bir şey. Zaten hikayenin en güzel tarafı herhalde senenin en iyi iki oyuncusunun son slam finalinde birbirlerine karşı oynamaları. E, Jabber tarafında da e, herhalde onun için en büyük olay belki de favori zemini olan toprak ki çim diyor ama çok da emin değilip toprak. Yani doğal zeminlerde daha iyiyim diyor. Ee, Wimbledon üstü Amerika açıkta finale yükseldi. Ee, daha ne olsun? Bir başarı. Dünya iki numarasını zaten hak ediyordu. Wimbledon'da gelmeyen puanlarda şu anda iki numaraya yükseldi. Tertemiz. Tertemiz. Kendi hakkıyla yükseldi. Ve yani e, şu da var. Ben yine biraz hani bir tık Iga'da hafızayı tazeleyince tekrardan böyle önemli bir not olarak düşündüğümde Iga maçların ilk setinde çok fazla basit hatalar yapıyordu. Yani kaybettiği ilk setlerin çoğunda o senin dediğin winner unforced error oranı özellikle ilk setlerde bu turnuvada çok ön plana çıkardı. Maç içerisinde ritim bulup rakip çözümlemeyi başarıp rakibi de oyundan düşürmeyi başardığı için bir nevi e, Skorada bu çok net bir şekilde yansıdı. Bu da tekrardan onun hem sadece mental olarak değil puzzle, puzzle çözme konusunda da her gün ne kadar daha üstüne koyduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadınlar tenisinde e, gerçekten çok ciddi fark yaratan bir şey. E, Iga'nın her zaman elinde çok fazla silah olduğunu ve kullanabileceği elementler olduğunu söylüyoruz. E, sadece baseline'da kalıp Topun açısıyla oynamadığınız zaman bu puzzle çözme yetiniz varsa zaten elinizdeki silahları o zaman kullanıyorsunuz. Yoksa yapman gereken şeyi bilsen ve yapamıyorsan da o zaman zaten o bilgi de çöp. Hani o evet. açıdan e, burada hem mental güç hem puzzle çözme hem de e, oyunun bütününü kontrol etme konusunda yine bir fark yarattı. Ben... Çeşitlilik, bence önemli burada. Lafını kesiyorum, pardon. Çünkü bu Mayıs, Haziran aylarında sanırım kaydettiğimiz bölümlerde ben şey dediğimi hatırlıyorum. 2020'de Roland Garros kazanırken daha çeşitli oynuyordu, daha fazla fileye geliyordu. Artık evet. onlar sanki yok gibi. Burada tekrar gelmeye başladı. Yani o sanki Doha, Indian Wells, Miami'den farklı bir sert kort tenisi oynadı burada. Alan Finalde bırakmamak, böyle... zaman çalmak. hep bu Ve bulelerinin ne kadar güzel olduğunu da gösterdi bir kez daha. Hani Djokovic e karşı böyle filede. Kedifare oyunlarını kazanması bile onun için kesinlikle güven tazeleyici olmuştur. Evet, evet yani bence çok özel bir turnu oldu. Gece saatleri olması nispeten biraz tabii Avrupa'da izlenirliği ve etkinliği düşürse de senin dediğin gibi toplamda özellikle ESPN'in açıkladığı verilerde zaten Serena'nın maçlarının da etkisiyle Seyirci rekoru kırıldı, izlenme rekoru kırıldı, acayip istatistikler kırıldı. Ee, ama tabii ki Nadal'ın erken elenmesi, Serena'nın vedası derken böyle finallere doğru giderken bir nevi biraz hikayeye ihtiyacımız olmuştu. Ee, orada bir ve iki numaranın karşılaşması, erkekler tarafında şampiyonun dünya bir numarasında yükselecek olması e, tekrardan böyle son bir itici güç oldu. Bir de ve... üstüne TFO... Acayip Amerikalılar adına e, orada Michelle Obama'ya kadar varan bir etkileşim içerisinde olunca hani Michelle Obama'nın orada olması bile otomatikman zaten çok bambaşka bir noktaya getiriyor. Bir ne de diyorsan... tabii Jerry Seinfeld'i gördüm oradan eski bölümlerden e, Kramer'ın <laughs> US Open'da top toplayıcı olarak turnuvanın kaderini etki etmesi de böyle gülümseten anlardan biri oldu benim adıma. Chandler Bing de vardı. Jay'sa ee, bayağı 90'ların e, Ama onların kazanların. US Open'la bir bölümü yoktu. O yüzden e... Aa, ama e, Chandler'ın tenis oynadığı bir bölüm var. Evet. Mike'la beraber karşı oynuyorlar patronlarına of. karşı ve Chandler zaten e, Matthew Perry iyi bir tenis oyuncusu. Onun için e, onun orada olmasına şaşırmadık. E, kadınları istiyorsan böyle kapatalım sonra finalleri konuşacağız zaten sonra tekrar, evet. tekrar yaparız. bir genel duruma geliriz. Ama Tekin o final, efsane final serisi devam ediyor. Onu söylemeden geçmeyelim. 11. finalinde 10. kupasını kazandı. Zaten ilk finalini kaybetmişti 2019 Nisan'da. O zamandan beri 20'de 20 setlerde gidiyor. Hatta Muhammed'in tenis notun bir notunu gördüm. ITF turnuvalarındaki finallere dahil 17'ye 1'miş. Finalde kazanma oranı. Yani acayip bir mental seviye. İşte. ÖSS'ye girse derece yapacak o zaman. Yani bu stres seviyesiyle başa çıkabiliyorsa inanılmaz. Winner'lık inanılmaz. Erkeklere geçelim. Carlos Alcaraz şampiyon oldu ve dünya bir numarası oldu. Dünyanın yani tarihteki en genç bir numara oldu. Ve böyle vura vura, göstere göstere bu turnuva ile beraber biraz daha soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Şöyle ki kesinlikle ortada hala denklemde büyük bir eksik var. O da Wimbledon puanlarının verilmemesiydi. Ama Djokovic bana kalırsa burada da çok ciddi favorilerden birisiydi. Ve bence Alcaraz'ı oyun olarak sert zeminde bu turnuvada yenme şansı da oldukça yüksekti. Onun olmaması tabii ki puan anlamında işleri değiştirse de bu kişisel tercihi. Yalnız evet. Wimbledon puanlarının olmaması Alkaras'ın birinciliğini etkilemiyor. Şu, Şu an anca etkilemiyor. Sadece etkilemiyor. Djokovic burada katılsaydı. O ayrı. Evet, o, o ayrı. O zaman. Evet. Yani Wimbledon puanlarının etkilemeyeceği seviyede bir numaraya yükseldi. Evet. Djokovic'in bu sene iki Grand Slam kaçırması o ayrı bir konu tabii. <gülüyor> <gülüyor> Djokovic bu sene. E... Yalnız Djokovic'in e... resmen yani bir Grand Slam oynayarak puan özelinde. Top 10'de olması da bu kadar az turnuvayla Aynen. adam nole. Evet Carlos Alcaraz ama e, acayip bir iş başardı. Çünkü ondan beklenti artık bu sene sorular belliydi. Evet tamam Masters'ta kazanıyorsun. Nadal ve Djokovic'i aynı turnuvada yenip bir de finalde Zverev'i yenmiş olabilirsin. Ama biz hala etkilenmedik. 5 setlik maç kazanabiliyor musun sürekli? Yani en zorunu yaptı. 4. tur çeyrek ve yarı finalde 5 setlik maçlar oynayarak finale geldi. Ve üç, finalde 3-5 4 setlik oynadı ve o 3-5 setliğin tamamı neredeyse gece 2'den sonra biten maçlar. Böyle bir yani insanüstü bir performans. Yalnız şöyle bir paralellik var. Shviontekle, Alcaraz da en iyi tenisini oynamayarak kazandı. Çok ilginç bir şekilde. E, o da setler kaybetti, e, tiebreakler kaybetti. Maç Hatta puanı gördü break... Siner. Tybrek kazanamadı sanırım bu turnuvada. Öyle bir ilginç bir durum var. E, Siner maçı almak üzereydi derken Çiliç'e karşı olan maç. Şimdi buradayız. E, Carlos Alcaraz 1, Kasper Ruud 2 numarada. Yani e, Alcaraz'dan başlayalım. Arttığı kalan sürede biraz da Ruud'la konuşabiliriz ama Alcaraz'ın tabii burada yaptığı hikaye çok başka. Bir zaten Siner'e karşı esasında bir tık dezavantajlı görünüyordu. Eşleşme, match-up, oyun tarzı olarak. Oradan inanılmaz çıktı. Gerçekten. Çünkü aslında Siner'in bütün avantajlar elindeyken Siner'e kendi servisinde özgüvenini yitirtti. Kaç kere servisini kırdırdı Alcaraz. Arkasından hemen Siner'in servisini kırdı. Bu da zaten son setin kilit noktası oldu. Çünkü Siner o kadar baskı hissetmişti ki servisinde riski arttır 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 bu sefer birinci servisler gelmemeye başladı ve bütün yani Alcaraz'ın oradaki duruşu ve önceki setlerde yaptıkları Siner'in bütün servisinin performansını komple değiştirdi. aynısını Çiliç maçında da yaptı. Aynısını TFO maçında da yaptı. Çünkü sadece serviste değil, rally içerisinde de oyuncu o kadar çok yani şimdi hem agresif oynuyor. Müthiş bir seyir zevki var ve müthiş bir baskı kuruyor rakipte. Az hata yapıyor çoğunlukla. Hata yaptığı evre, hataların daha çok olduğu evreler oluyor tabii ki. Çünkü ge bence gereğinden fazla hatta bir risk seviyesi var. Bir de üstüne bütün defansif anlamda topları geri çevirdiği için rakip de risk seviyesini arttırmak zorunda kalıyor. Bunu bir süre devam ettirebilenler maçı inanılmaz epik bir noktaya getiriyor işte. Bundan dolayı zaten Alcaraz sadece kazanmıyor müthiş de izlemesi keyif bir maç çıkarıyor ortaya. Ben finalde de sanmıyorum ki Kasper Ruud normal bir e, agresiflik ve defansiflik seviyesinde bu kadar kendi şartlarını oyun stilini zorlasın, e, fileye bu kadar çok gelsin, geri gitsin, oyununa variyete kazandırmaya çalışsın. Yani Alcaraz rakibin bütün oyun planını manipüle ediyor esasında bir yerde ve karşı tarafın aklıyla oynuyor. Ama en özeline bence biliyor musun? puanları kaybetse de kazansa da maçı kaybetse de kazansa da çocuk kortta inanılmaz eğleniyor. Müthiş keyif alıyor. Dolayısıyla işin kazanma kaybetme tarafından ziyade maksimumunu verip inanılmaz bir seviyede tenis oynamaya odaklanıyor kafa olarak. Bu da işin seviyesini çok farklı bir noktaya çıkarıyor ve o yüzden de bence zaten basit hata yaptığında veya işte kritik sayıları kaybettiğinde mental olarak da düşmüyor. Çünkü işin keyfinde. Bu kadar keyif nasıl alıyor her puanda? İşin orasını anlamak çok zor ama bence işin en temel böyle zihinsel noktasına indiğin zaman en fark yaratan noktası bu. Çünkü riskli vuruş, hızlı vuruş, çizgilere gitme. Bunlar hepsi yapabiliyor. Bu kadar iyi yapamıyorlar tabii ki ama yani bu biraz yaşla alakalı. Yani insanlar yani... fiziksel kalitelerini daha çok yaşa e, bağlıyorlar ama bence fiziksel kalite yaşa bağlanacak bir şey değil. Ha. Çünkü fiziksel olarak zirvesinden uzakta bence. Fiziksel olarak zirve yani en azından teoride fiziksel olarak zirve birkaç sene sonra gelmeli gibi geliyor. Geçtiğimiz örneklerden görünce 24-25 yaşlarında e, hani bu yaşta böyle bir fiziksel durum inanılmaz. E, ama mental durumunu biraz anlayabiliyorum. Şu anda kaybedecek bir şey yok. Grand Slam'de ilk kez yarı işte yarı final ilk defa oynadı değil mi? Yarı final, <laughs> final ilk defa şampiyon oldu. Bundan sonrası biraz zor olabilir. o Çünkü Merak keyif engelleyecek baskı unsurları olacak. İlk defa son şampiyon olacak Masters turnuvalarında, Miami'de, Madrid'de evet. şampiyon olacak Amerika'da. Son şampiyon olacak. Hani şu anda bence keyif almak için nispeten kolay bir sene bence kariyer. Evet. Şu anda çünkü hep yükseliyorsun ama, ama artık yükseliş o, yani daha gidecek bir yer yok. Sıfır numara Dünya Bir numarası da oldun. Hatta beklediğinden çabuk oldu diyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu seneki hedefi ilk 15 miydi? Hı -hı. İlk 10 muydu? İlk 15'ti galiba. Hani ilk 15 senenin olduğu bir yerde bir, bir numara olunca hazmı nasıl olacak? ya ee, yani inşallah güzel olur. Çünkü insanlar tabii ki. Bir de şu anda hani önümüzdeki sene koruyacağı turnuvaları geçtim. İnsanlar kaç slam kazanacağı üzerine bahise girmeye başladılar. 25-30'lar havada karardır. uçuşuyor. Hani böyle bir ortamda yani Slam'i 11 Eylül'de kazandı, 12 Eylül'de bunlar konuşuluyordu. Önümüzdeki aylarda, senelerde ne olacak göreceğiz ama inanılmaz bir yetenek. Raducanu e, laneti yani... olmasın da üstünde. <laughs> yok, alakası yok <laughs> 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 diye düşünüyorum. US Open'dan sonra iflah göstere olmayan göstere oyuncular yani. kervanı var yani. Yani ama... göstere göstere geldi. Hani bu biraz daha Andrescu'nun senesine benziyor. Masters'lar evet. kazana kazana geldi buraya. Eee tabi burada öyle bir durum var. E, ee, bakalım merakla bekliyoruz. Ben de Carlos Alcaraz'la bence... Bir tek şöyle bir şey var. İki tarafta da bence güzel olan. E, de Alcaraz'ta da. Hiç böyle bir şablon oyuncusu değiller. Kendi, Hı -hı. kendi oyunları var. Yani hiç kimseye benzetemiyorsun. İstediğin kadar Nadal'a, Federer'e, Djokovic'e benzetmeye çalış. Hiçbirine oturmuyor. Hepsinin birleşimi de değil. Başka bir şey gerçekten. Kesinlikle. O Şiyontek için de çok güzel. Alcaraz için de çok güzel. E, tenisin geleceği için de çok iyi. Ki Alcaraz-Siner maçı çok iyiydi yani. Hani o iyi vaat, iyi vaatlerde bulundu. Ve işin e, bak son olarak Alcaraz konusunda bir de Juan Carlos Ferrero'nun e, yorumunu ekleyeyim. Ona işte çok sormuşlar tabii akademiye ilk geldiğinde nasıldı falan filan. Demiş ki spagetti gibiydi, ipincecikti, çirozdu yani. Ve ki ona çok katılıyorum. Burada zaten o çirozlukta olsaydı Belki bir tane 5 setlik maçı geçerdi ama ikinci 5 setlik maçın ortasında ağrıdan, kramptan, çekmelerden o maçı anca bitirirdi ve geçemezdi turu dedi. Burada e, hani şey söylemek lazım. Bu turnuvada çok fazla sakatlanan oldu, çekilen oldu, oldu bu oldu ya. E, Alcaraz gerçekten hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan o kadar ileri bir noktaya geldi ki hani bu kadar yorucu bir tenis oynamasına rağmen bu kadar üst üste maçları çıkarabiliyor. Bunda mesela Zverev bundan birkaç sene önce o da çok kas üretmekte zorlanan bir oyuncu yani uzun boylu ama çok inceydi. Çok ağırlık kas yüklemesi üzerine çok antrenman yapmıştı ve hani şey demişti bu antrenmanı ben masters turnuvaları için vesaire yapmıyorum. 5 saatlik ardışık gelecek olan Grand Slam maçları için yapıyorum demişti. Ve Zverev'in de hatırlıyorsan çok fazla 5 setlik maçtan böyle turnuvada ilerlediği dönemler vardı. İşte burada bu hepsinin aynı denklemde ve Grand Slam'de başarının ne kadar daha çok yönlü bir gelişime ihtiyacı olduğunu burada bir kez daha gördük. Ama bence tabii ki alk arasında servisine ekleyeceği şeyler var fakat daha değerlisi henüz 19 yaşında olduğu için puan kurgusuna daha o kadar tecrübesi yok ve bu çocuk zekice puan puanlarını kurgu zekasını arttırdıkça bu kadar yorucu oynamak zorunda da kalmayacak. O zaman çok daha farklı bir seviyeye gelecek işler. Evet ya bilmiyorum bence kurgusu iyi burada performansı çok iyi değildi gibi. Yani çok dalgalandı bir istikrar sorunu vardı. Servis öyle. Zaten Juan Carlos Ferrero demiş ya. Hı. Daha yüzde altmışında diye. <laughs> no Ama tabii biraz şov yapıyor da şimdi yani yüzde altmışta dememek lazım da. Ama bu kadar hata yapan birisinin hatalarını düşündüğünü düşünebiliyor musun? Yani 19 yaşında Nadal Fransa açığı kazandı kazandığı halini düşün. Bir de 2010'da Amerika açığı kazandığı halini düşün. Ama Nadal'da bu kadar güç yoktu. Bence vardı. Yani o spin bizim hiç alışık olmadığımız bir şeydi o kolu kimse görmemişti hayatında öyle düşün yani bu biraz daha flat vuruyor topu ama bilmiyorum Ya daha Alcaraz 19 yaşında ve dediğim gibi katılıyorum sana özellikle servis tarafında da bir dominasyon olduktan sonra yani bu kadar çok maçta servis kırdırıp servis kıra kıra bu kadar erkeklerde ona da bir bakacağım bir ara Grand Slam'de bu kadar çok servis kırdırarak şampiyon olmak da aslında çok sık gördüğümüz bir şey değil. Evet. Ve onu azalttığı zaman çünkü boyu müsait yani hani 1.75'lik bir adam değil dominant bir servis oyun planı kuracak ve bunu yapabilecek fiziksel özelliklere sahip yani. O zaman çok bambaşka bir yere gidecek. O zaman 5 ma beş setlik maçların oynadığı 5 setlik maçların sayısı otomatik olarak azalacak zaten. Evet zaten bu kadar 5 setlik maç kazanıp ilerleyen de yok normalde. En son en son yani finalden önceki 3 maçının birden 5 setlik oynayan ve şampiyon olan sanırım tek bir isim var Amerika'da. O da Stefan Edberg yapmış bunu 92 yılında. Yani bu zaten öyle 30 senede 40 senede bir gördüğümüz bir olay. Carlos Alcaraz'ı tebrik ederiz. Finalde Casper Ruud'u geçti. Casper Ruud için de muhteşem bir turnuva. Esin ya dünya esin. bir numarası olma ihtimalinin baskısı büyük ihtimalle ilk 3 turda yoksa bile Nadal elendikten sonra Nadal elendikten sonra özellikle vardır. Hani onun Biz üstüne, yapıyoruz hesabı. Onlar nasıl yapmasın yani? Zaten basın toplantısında ilk soru o. Yani korttaki röportajda ilk soru o. Ee, yani çok iyi bir maç oynadı bence çok kötü bir tie break oynadı. Eğer o tie öyle oynamasaydı hayatının en kötü tie falan olabilir Kasper Rod'un. Ee, o kadar kötü oynamasaydı bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Bambaşka şey derken belki de Alcaraz 5 sette kazanırdı. <laughs> Şimdi düşünce ama <laughs> e, Rod için iyi şans vardı maçta. Ama zaten Alcaraz'ın rakiplerine hep şans geliyor. Zaten Alcaraz'ın kritik noktası o. Fırsatları değerlendiremeyen rakiplerine karşı yeni fırsatlar yaratıp maçı yani maç Anladım. hakikaten bitmeden bitmiyor, bitemiyor. Yani böyle tam kop Çünkü koparamıyorsun adama. Mental olarak maçtan koparamıyorsun ve bu çok yorucu bir şey. Gerçekten yorucu bir şey ve yani top uzaya çıksa o rokete binip oraya gidecek hani gerçekten çok Hiçbir ben Bence şey şey... ve Siner maçları senin dediğin gibi ama Root bu maçta onlardan yüksek oynadı. Yani ilk seti kaybetmesinin sebebi kendi hataları. Bir servis oyununda iki tane basit hata yapıyor. Orada Alcaraz kırıyor. Sonra kendisi müthiş bir oynayarak Alcaraz'ı kırıyor. Ama Alcaraz bir tane kötü oyun oynuyor mesela. 6-2 veriyor seti. Hani Root belki değişik bir noktadaydı. Bir de diğerleri Root kadar inanmamış da olabilirler. Tiafoe zaten çok yorgundu dördüncü seti nasıl aldı, hiçbir fikrim yok. Zaten beşinci set, 6-1 sanırım. Evet, pert Hani ama e, ya yani kasper Rudun bence çok şeyini tebrik etmek lazım. Önceden de söyledik, oyununu geliştiriyor, fiziksel olarak çok iyi durumda. Hiçbir noktada ben ha evet bir dakika, o da yoruldu diye Demin. düşünmedim. E, konsantrasyonu Kesinlikle. E, Soğuk kanlı. Aynen aynen. Yani o berettiği maçına nasıl girmişti? Gerçekten. E, Tünel. Moda şaşırmıştır kendi bu total performansını bütün iki hafta boyunca. Evet ama işte Berettin'in maçı dediğin için yine o noktada bir kez daha değinmem lazım. Yani bu maçta da genel olarak maçın 3-1 bitmesinin en temel sebeplerinden birisi de Rud'un her türlü oyununda bence peak performanslarından birini gösterdi. Yani en iyi tenislerinden birini oynadı. Ama bu backend seviyesini geliştireme geliştirememesi onun önünde büyük bir e, engel olabilir. Yani o onu aşabilirse çünkü evet. öyle çok uzun boylu biri de değil hani backhand vuramayacak. E, Bence bu gelişmiş edeyim. hali bu arada. Yani sene başına göre daha iyi backhand sert kortta. Ama yine çok fark var arada. Yani e, Amerika'çık eline çıktı zaten. Hani kim bekleyebilir ki? E, hard court gülümseyen yüz koymaktan buralara geldi. Değil mi? Ee, ama orada gerçekten hani rallide e, birçok rallide rudun hata oranından bahsetmiyoruz hata oranından e, bahsetmiyorum. E, şeyden bu e, işin şey noktası var. Ralliye giriyorsun. Ondan sonra topun kısa düşüyor ve rakip birden sahanın içine girebiliyor ya. Root bunu Beken tarafında çok yaptı. Çünkü rally de güç güçlü Beken'de karşı böyle bir afallıyor ve tabii ki güç oyununu oynayabilen iyi Bekentlere sahip mesela Zverev'le oynasa da onu Zverev mesela harcayabilir o noktada. Tabii. Evet. Yani zaten onun harcanmasının en büyük sebebi Beken paralelinin çok zayıf olması. Hani Beken çaprazda bence Root'un çok büyük bir sorunu yok. Ama paralel iki maçtır. Ee, çok iyi durumda değil. Bu maçta da toplamda 2-3 paralel falan gördüm ben. Çok fazla görmedim. Ee, diğer kaybettiği maçta da öyleydi sanırım. Miami'deki finalde. E, çok fazla yön değiştiremiyor. Bu da onun önünde bir engel tabii ki. Federer, Nadal'dan çok çekti. Aynen bu konuda. Diyelim istiyorsan biraz şey yapalım. Erkekleri de kapatalım. Biraz genel turnuvayı konuşalım. E, mansiyonlar, kimlerden başka bahsetmeyiz. Yarı de iyi işler yaptılar. Genel anlamda tabi turnuva Serena'nın turnuvası oldu diyebiliriz. Onu unutmamak lazım. Çünkü ilk hafta sadece Serena Williams konuştuk. 5 e, günde 4 maç yaptı. E, yaptığı hmm. her maç e, inanılmaz izlenmelere ulaştı. Ve de ESPN tarihinin e, bir numaralı maçı olmuş. Tom e karşı e, son maçı. E, en Onun bir altında 2012 Wimbledon finali var. Hani bir onu söylemek lazım. Bir kazananların yaşı tabi iki tarafta da çok küçük. Uzun süredir. Shvedontek ee, 21 yaşında, Alcaraz 19 yaşında. En son Avustralya çık 2008'de bu kadar düşmüş, Djokovic ve Sharapova beraber kazandıklarında. Hani o zamandan beri iki tarafta birden böyle genç isim yok. Ondan önce de Wimbledon 2004'te olmuş, Federer işte 21, Sharapova 17 yaşındayken. Hani bu ikisinin birden böyle olmasına çok alışık değiliz. Djokovic'ın adabı Federer'den dolayı tabii en büyük sebebi. Ee, ama arada iki nesil falan atlandı. Şimdi Alcaraz'ın şampiyonluğuyla beraber tabii... ...team oldu, medvedev oldu ama... ...19 yaşında olan tabii biliyoruz... ...2005'ten beri olmamıştı. Bu isimlerden başka... ...Tiafo, müthiş performans. Acayip. Yani... E, e, ...erkekler Eurofinesse'nin tamamını diyebiliriz. Hachanov da öyle, Root da öyle, Alcaraz da öyle. ATP'nin ne kadar böyle... ...kötü çocuk imajını olan insanlara... E, sosyal medya gücünü koysa da bu dördü çıktılar. Dediler ki <laughs> biz buradayız. <laughs> Onlara da helal olsun. TFO da öyle çünkü. Hachanov da öyle. Tiafoe TFO 8 tiebreak kazanmış bu turnuvada. Tiebreak'lerin son 10'unu kazanmış. E, Amerika açısından önceki bir maçta dahil olmak üzere. Acayip bir performans. TFO'nun e, hangi maçtaydı? Çeyrek final maçında. E, Rublev'e karşı ikinci oynadı. ikinci tiebreak'i benim gördüğüm en müthiş tiebreak olabilir. Yani böyle bir tiebreak performansı yok. Ee, zaten 7-0 kazanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 7-1, 7-2 öyle bir şey. Ee, acayip bir performans. Kadınlarda da herhalde Garcia'yı geçmemek lazım. Garcia çok iyi oldu. Kötü bir maça kadar. Yani orada Jaber'e karşı bir erikolu bağlandı bence biraz. O gününde değildi yani. Evet. Değil olmasaydı başka bir final olabilirdi. Ama işte bunlar olabiliyor. Fakat Caroline Garcia gerçekten yani topan oyuncusu olduğunu, hatta bence seviyesiyle ilk 5 oyuncusu istikrarlı bir şekilde olabileceğini hem Wimbledon'da hem burada US Open'da gösterdi. Ee, tabii ki çok saldırgan bir oyunu var ve burada ya yani bu oyun ritim bulduğunda herkesi manyak edebiliyor. Fakat işte bu ritmi ne kadar süre koruyabileceğin önemli. Yoksa gününde oynadığı zaman Garcia böyle nefes aldırmadan rakibin böyle ne olduğunu anlamadan boğup maçı bitirebiliyor. Kesinlikle izlemesi de çok keyifli. Evet. Ee, diğer şampiyonları istiyorsan bir kısaca konuşalım. Erkek e Junior'lara da gireceksek. Evet, Reggie Ram ile Joe Salisbury çift erkeklerde şampiyon oldular. Onlar da dünya bir numarasını yükseldi sanırım Joe Salisbury. Finalde orada da bir dünya bir numarası yarışı vardı e, finalistlerden birisiyle. Çift kadınlarda e, Krejcikova ve Sinyakova şampiyon oldular. Ve bütün büyük turnuvaları kazanan tek takım haline geldiler. Dört Grand Slam, WTA finalleri ve olimpiyat altın. Bunu yapan tamam. başka takım olarak yapan yokmuş. Go Golden Slam, ilk tarihin ilk go çiftler Golden Slam'ı değil mi? E, WTF WTA finalleri var. Artık Navratilova ile, Navratilova ile Shriver hangisini kazanamadılar? Büyük ihtimalle olimpiyat altını kazanmamışlardır beraber. Çünkü o zamanlar olimpiyat çok yoktu. E, hani onlar onu da başardı bu ekip ve çok gençler daha. E, ve ikisi içinde büyük ihtimal çiftler böyle en büyük öncelik değil. Yani çiftler oyuncusu tabii ki değiller. Krejcikova zaten değil. E, Fransa açık şampiyonu. Sinyakova da değil ona rağmen böyle gidiyorlar muhteşem. Evet. Yani ben hakikaten onu da ekstra parantez açmak lazım. Her ne kadar bazı şeylerini çok takdir etmezsem, tasvip etmesem de senin da çiftlerde oynaması, Sinyakova ile Krejcikova gibi bence inanılmaz çiftler tarafına renk katıyor. Müthiş maçlar. Çünkü özellikle böyle üst seviye oyuncuların iyi servis atıp iyi voley oynayan oyuncuların çiftler maçı müthiş keyifli oluyor. Ama tabii ki öbür taraftan da takvimde yorucu bir şey. Sinyakova'da, Krejcikova'da burada tabii çok ileriye gitmedikleri için müthiş çiftlere odaklanmış bir şekilde. Çok da ilginç bir e, maç sayıları vardı. Böyle mumbolla aldılar. Evet çok fazla. Çünkü iki, tara iki rakip de voleye sürekli geldiği için bayağı lob olmuş maçta. E, Katie McNally ve Taylor Townsend'i geçtiler. Taylor Townsend biliyorsunuz geçen sene daha doğum yaptı. Evet. Ve Grand Slam çiftler finalinde i̇nanılmaz. inanılmaz bir şey ve bir set ve dört bir öndelermiş. Yanlış ve duymadık. Yani ben. fiziken de bana sorarsan çok uzaktı yani öyle bir performans göstermekten. Yani görüyorsun Kort'ta. Yani bilgi, tecrübe tabii ki çiftlerde biraz daha hareket etmen gereken alan daha az olduğu için fiziksel olarak tam hazır olmasan da ilerleyebiliyorsun eğer tenisi iyi bilip oyun zekasını kullanabiliyorsan. E, Taylor Townsend'in fiziksel olarak hazır olup olmadığı biliyorsunuz eskiden de zaten Amerika açık pardon Amerika Tenis Federasyonu'na bol bol konu olmuştu. Ki Townsend'de e, çok ilginç bir durum yaşanmış. Ben onu izlemedim ve onun için bilmiyordum. E, Body Surf'de dinledim. E, 2012 yıl 2011 12 yıllarında Junior 1 iken Amerika açığa kilo vermediği için alınmıyor. Hani kilo ver diyorlar. Ama kız, o zaman kız yani gerçekten. Avustralya açıkta çiftler ve tekler kazanmış ve dünya bir numarası. Evet. i̇şte yani. ee, diyorlar bir 8 haftalık bir fitness kampına gitmen lazım. Amerika açığa katılma. Ne olduğunu şaşırıyor. Gidiyor kampa. Ondan sonra kampta diyorlar ki aslında sen işte anemi var sende. Şöyle bir tedavi uygularsak Amerika açığa yetişirsin ve önersin. O da söylüyor. Oynayabilirim, yetişebilirim. Amerikan Federasyonu olmaz diyor. E, wildcard vermiyor. Ve o zaman Amerikan Federasyonunda oyuncu geliştirmenin başında Patrick McEnroe var ve e, bu çiftler finalin seremonisinde de ödüllerini Patrick McEnroe takdim etmiş. Onun için Taylor Townsend'in böyle e, ben her şeyi kendim yaparak geldim dediği bir kısım var. E, gerçekten hani o hikayeyi bilince insan diyor ki bu adam ne, neden bu seremoniye çıkmayı kabul etmiş? Kim ona teklif etmiş? Ve de ne yüzle? Aynen ne yüzle? şimdi burada ve daha geleceğim diyor. Hani daha devam ediyorum. Hiç hikaye bitmedi diyor. Bakalım takipteyiz. Karışık çiftlerde Storm Sanders ve John Pierce Avustralyalılar şampiyon oldular. Junior'da Rafael Nadal Akademi kendini konuşturdu. Erkeklerde Martin Landaluse. Kızlarda da Alex Ayala ikisi de akademiden şampiyon oldular. Çiftler Junior'da da erkeklerde çok güzel bir haber var. Gökalp. Orada da Amerikalı olsa da Ozan Barış kupayı kaldırdı. Tabii ki Amerikan bayrağı olunca çok yankı bulmadı ama hani bence Bir çok... Podcast'imize yakın. Biz seviyoruz. Ee, Ozan için çok mutlu olduk. Ee, tebrik Şimdi kolejde oynayacak. Başarıların devamını Go Spartan gelir. diyelim. <laughs> Aynen. Partnerini şaşı basa, basa ile beraber kazandılar. Çift kızlarda da Lucie Havliceková ile Diana Schneider, ki Schneider Melisa'yı elemişti ilk turda, şampiyon oldular. Ve hani böyle e, demin dedin ya, Nadal akademi show yaptı diye. Hani şimdi böyle lever Cup'ı düşünüyorum, önümüzde geliyor birazdan konuşacağız ama böyle aslında bu tarz akademilerin seviyesi, bu seviyede akademilerin sayısı artsa ve böyle hakikaten. Kulüp bazında bir şeyler olsa o da çok acayip bir organizasyon olabilir. Kadın bir ihtimal bence için. böyle bir şey vardır diye düşünüyorum. Ama Nadal Akademi ve Muratoğlu Akademi sahiplerinden dolayı çok biliniyorlar. Eminim Çek Cumhuriyeti'nde en azından böyle Çek, bir akademi var. Çek ve Cumhuriyeti'nde biliniyorlar. Bir... Akademi yoktur. Orada bir fabrika var muhtemelen böyle takıyorlar, birleştiriyorlar, raket eline geliyor ve makine gibi çıkıyor oradan. Aynen. Seçiyorlar ne olsun? Solak. mı? <laughs> solak. Hepsini seçiyorlar. Ve <laughs> de gönderiyorlar. Bakalım neler olacak. İstiyorsan burada kapatalım bu bölümü. Bundan sonraki bölümde biraz da haber turu yapacağız. Evet. Amerika açıktan ayrılacağız. Şimdilik böyle diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.